Selam, ben Kıvan Çökten. Geçenlerde tesadüfen Fox News web sitesinde yayınlanan bir araştırmaya denk geldim. Bu çalışmada kadınlara bir erkekte en çekici buldukları kasları sormuşlar ve çıkan sonuçlara göre en seksi 8 kası sıralamışlar. Şimdi size sondan başa doğru gelerek bu kasların her biri için evde minimum ekipmanla yapabileceğiniz etkili birer egzersiz önerisinde bulunacağım. 8 numarada kaslarını göstermesi istendiğinde her erkeğin ilk sıktığı bölge olan biceps var. Kadınların pazıları tahrik edici bulmasının sebebi korktuklarında sarılmak istemeleri ve erkeğin onları düğünden eve dönünce kapıdan yatak odasına kadar zorlanmadan taşıyabileceğine inanmaları olabilir. Egzersiz olarak tavsiyem yılların eskitemediği en temel ve en etkili biceps egzersizi olan barbell curl. Bunu yaparken diğer kaslardan destek alarak hareketten çalmak çok yaygın bir alışkanlık olduğu için sırtımızı bir duvara yaslayarak yapıyoruz. Böylelikle bisepslerimize binen yük maksimum seviyeye çıkıyor. Ben düz bir bar kullandım ancak bileklerinizi acıtıyorsa easy bar da kullanabilirsiniz tabii ki. 7 numarada her pazartesi akşamı tüm dünyada milyonlarca erkeğin çalışmak için sıraya girdiği göğüs var. Sarkık göğüslere sahip bir erkeğin seksilikten ne kadar uzak durduğunu düşünürsek bu listede olması hiç şaşırtıcı değil. Egzersiz olarak tavsiyem incline dumbbell press. Çünkü iyi gelişmiş bir üst göğüs bu kasın çok daha estetik durmasını sağlıyor. Kasların baskı altında kaldığı süreyi arttırmak için iki kolu aynı anda indirip kaldırmak yerine biri çalışırken diğerini havada tutarak hareketi zorlaştırıyoruz. 6 numarada listedeki beni en çok şaşırtan kas bulunuyor. Calf. Gerçi kürdanı andıran bir alt bacağın nasıl göründüğünü düşününce şort giydiğinde birer elmas parçası gibi parlayan kocaman kalfların çekici durduğunu ben de kabul ediyorum. Egzersiz olarak tavsiyem barbell calf raise. Parmak uçlarımızı iki ayrı ağırlık plakası ile yükseltiyoruz ve her tekrarın sonunda tepede bir saniye durup kalflarımızı sıkıyoruz. Calf inatçı bir kas olduğu için 15 tekrarın altına düşmüyoruz. 5 numarada bir erkekte gücün sembolü olan omuzlar var. Son zamanlarda oldukça popüler olan süper kahraman filmlerindeki başrol aktörlerin hepsinin muazzam omuz kaslarına sahip olmasının sebebi de bu. Omuza genişliğini veren dışa doğru büyüyen yan omuz başı yani lateral deltoid kasıdır. Bunu çalıştırmanın en iyi yolu da yan açış egzersizleri yapmaktır. Omuz için tavsiye edeceğim egzersiz 1,5 tekrarlı side lateral raise. Gördüğünüz gibi başlangıç pozisyonuna dönmeden önce tepede bir yarım tekrar daha yaparak hareketi oldukça zorlaştırıyorum. Bu kasa verilen tahribatı dolayısıyla gelişimi arttırıyor. Dört numarada vücuda heybetini ve ihtişamını veren, bu sebeple kadınlarda onu koruyup kollayabileceğin izlenimini yaratan sırt var. Egzersiz olarak tavsiyem dumbbell bent over row ancak bacaklardan ve belden yardım almadan sırt kaslarını izole edebilmek için alnımızı bir sehpanın ucuna dayıyoruz. Bu egzersiz arkadan bakıldığında V şeklini oluşturan kanatları ve kürek kemiklerinin etrafında bulunan üst sırt kaslarını çalıştırıyor. 3 numarada erkeklere bu anket yapılsa listenin tepesine oturacağını düşündüğüm popo var. Bazı erkekler kadınların da popoya baktığını öğrenince şaşırıyor. Bunda şaşıracak bir şey yok çünkü bu dünyada kimsenin pankek gibi düz bir popodan hoşlandığını düşünmüyorum. Egzersiz tavsiyem hip thrust. Bu egzersizi başlangıçta sadece vücut ağırlığınızla yapıp güçlendikçe karnınızın üzerine bir barbell koyarak direnci arttırabilirsiniz. Bu egzersizde odaklanılması gereken inip kalkmak değil, her tekrarda popo kaslarını sıkmak. Aksi takdirde sadece belinizi çalıştırmış olursunuz. 2 numarada günlük hayatta özellikle yaz aylarında vücudun en çok sergilenen bölümü olan ön kol var. Bu konuda biraz araştırma yaptım ve kadınların kaslı ön kolları seksi bulmasının görüntüden ziyade fonksiyon olduğunu anladım. Ön kollar kullanılabilir bir gücü simgeliyor. Kadın bu adam benim arabamı tamir edebilir veya en sıkışmış kavanoz kapağını bile açabilir diye düşünüyor. Egzersiz tavsiyem barbell wrist curl. Bu kası da calf gibi 15-20 tekrar aralığında ve fazla ağır olmayan kilolarla çalışıyoruz. Küçük ve hızlı iyileşen bir kas olduğu için ön kolları haftada 2-3 defa çalışabilirsiniz.
Bir numarada tahmin edebileceğiniz üzere karın kasları bulunuyor. Karın kaslarını seksi kılanın sadece estetik görünmesi değil, elde etmesinin çok meşakkatli olması ve oldukça nadir bulunması da olduğunu düşünüyorum. Sixpack'e sahip bir erkek, karşı cinste sağlığına ve dış görünüşüne dikkat eden, aynı zamanda zorlukların üstesinden gelebilen güçlü bir eş imajı oluşturuyor muhtemelen. Karın kasları için egzersiz tavsiyem ise Swiss Ball Exchange. Hem üst hem de alt karın kaslarını aynı anda bu kadar etkili çalıştıran başka bir egzersiz bilmiyorum açıkçası. 4-5 tekrardan sonra karın kaslarının alev almasına sebep olan bu hareket başlı başına bir antrenman adeta. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek üzere.